Buradaki arkadaşlar muhtemelen akıllı olduğunu iddia eden insanlardır. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi sorsam kimse ben geri zekalıyım demez zaten. Yani daha akıllı mısın? Bir deneyeyim, belki çıkar birkaç tane cesur, dürüst veya galip. Ne dersin? Akıllı mısın kardeşim? Akıllı olduğunu iddia ediyor musun? Şimdi her insanda az çok, yani zeka seviyesi ne olursa olsun, IQ'su hani sıfırla bir arasında gidip gelen adamlarda bile ben bunu gördüm yani. Gerçekten herkes çok akıllı olduğunu düşünür. Acaba ne kadar akıllıyız? Veya kime akıllı diyebiliriz? Akıl nedir bir defa? Akıl iki şeyi bir araya getirebilen demektir. Bir sonuç çıkartabilen demektir. Hani insanlar çok zeki olabilir ama herkes akıllı olmayabilir. Esas akıllı olan kimdir? Esas akıllı olan 10 dakika sonra veya 1 saat sonra onun başına isabet edecek olan negatif şeylerden kendini kurtarabilecek bir hesap yapabilen kişiye denir, değil mi? Bir muhasebe yapabilen kişiye denir. Hani düşünsen ki bir kişi var böyle otobanın ortasında durmuş, karşısından da 200 kilometre hızla tır geliyor, adam böyle bakıyor. Sen ne dersin bu kişiye? Bak kendi kârını zararını bilmiyor, o kadar da ağır sövmeyelim yani. Kendi kârını zararını hesap edemiyor. Ne dersin? Aklını kaybetmiş herhalde. Değil mi? Niye? Akıbet hesabı yapamıyor. Şimdi soruyorum size. Kendini çok akıllı zanneden kişiler de bunu iyi dinlesinler. Bu muhasebeye kendilerini soksunlar bakalım. Acaba biz yarınımızı, bir hafta veya bir ay sonramızı veya bir yıl sonramızı düşünüyor muyuz? Eğer düşünüyorsak, cevabımız evetse, süreyi uzatalım bakalım, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra. Kardeşim, akıbetin nedir senin? Karşına müthiş bir tehlike geliyorsa eğer ve sen bu tehlike karşısında hiçbir şey yapmıyorsan, kendini uyuşturmaya çalışıyorsan, birisi sana akıbetinden bahsettiğinde, yani ölüm var dediğinde, hiçbir şey yapmıyorsan, ya susturun şunu, gene bu mevzuları açıp da içimizi karartma diyorsan, ben senin akli melekelerin hakkında ne diyeyim? Veya sen söyle. Sana akıllı diyebilir miyiz? Kardeşim, sonunu düşünen kahraman olur. Hani diyorlar ya, sonunu düşünmeyen kahraman olamaz diye. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye. Ne dediklerini ben de bilmiyorum. Buradan bu sonuç çıkar. Siz anladınız mevzuyu. Esas siz mevzuyu anladınız. Sonunu düşünen adam kahraman olacaktır. Çünkü bu sonun bir devamı var. Yani sen kendini dünya ile uyuştursan, sen kendini maddiyatla, parayla sarhoş etsen veya bazı maddeler kullansan, kardeşim bu senin akıbetini değiştirmeyecek ki. Yani ölüm katiyen gelecek. Kesinlikle ölüm haktır. Ölüm var. Ölümü öldüremezsin. Mütemadiyen, devamlı, her gün 300-350 bin arasında rakamlarda dolaşan ölüm oranları, bu kadar insanın imzalayıp gitmesi, evet ölüm haktır diye, el mevtu hakkun deyip gitmesi bir hakikati katiyen bize ders veriyor. Şimdi acaba biz akıllı mıyız? Acaba akıbetimizin ne derece farkındayız ve buna göre kendimizi adapte ediyoruz ve ne kadar hazırlıklıyız? Belgelerimiz, evraklarımız tam mı? Hani bir insan yurt dışına gidecek olsa Zakir, ne yapar? Önce bir, değil mi, kontrol eder. Belgelerim tamam mı? Pasaportum var mı? Acaba vizeyi aldın mı? İşte yurt dışı çıkış pulunu aldın mı? Vergilerim ödendi mi? Benim yurt dışına çıkmama engel veya benim oraya gittiğimde karşılaşabileceğim herhangi bir soruna mani olacak hazırlığım tamam mı? Bu hesabı, bu akıbet hesabını akıllı olan yapar. Şimdi akıllı insanlara bir hitap var. Mesnevi Nuriye'den benim bayıldığım bir bölüm. Şöyle sizi alacağım. Beraber kol kola bir diyara götüreceğim. Beraber gideceğiz. Hayalinin kuvveti yeten Muhammed, benimle beraber gelir misin kardeşim? Gelirsin olarak kabul ediyorum bu bakışlarını. Beraber gideceğiz Muhammed. Tamam mı? Kaç yaşındaydın sen? Beş. 5,5. Tamam Muhammed. Ama senin hayal gücünün hızı hepimizden daha hızlı, biliyor musun Muhammed? Ne yapacağız?
O yüzden senin eteklerine tutunacağız ve beraber gideceğiz. Nereye gideceğiz? Birazdan göreceksiniz. Öyle bir diyara gideceğiz ki işte bize esas aklı kazandıran bir hesaba gideceğiz. Müthiş bir diyara götüreceğiz. Hem de bedava. Şimdi hemen bakışlarda o belirdi yani, biliyorum. Bu zamanın insanı bu kadar böyle işte her şeyi maddiyata göre düşünüyor. Lan gideceğiz ama. Hani acaba... Parayı yolda isterlerse ne yaparız falan. Arkadaşlar bedava. Bedava deyince de hemen ne oluyor değil mi? Hemen bütün ilgiler uyanıyor. Bedavaysa gideriz abi. Boş mezar varsa da gireriz. İlem eyyuhel aziz. Ne demek galip? İlem eyyuhel aziz. Bil diyor abi. Bil. Ey aziz dostum, iyi dinle. Aklı başında olan insan kim? Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. Allah Allah. Acaba biz akıllı mıyız bu ifadelere göre? Aklı başında olan insan nedir? Bak ne diyor? Ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Allah Allah. Biz kazandığımız şeylere böyle mesrur oluyor muyuz? Oluyoruz. Kaybettiğimiz şeylere mahzun oluyor muyuz? Oluyoruz. Bizde bir problem mi var acaba bu ifadeye göre? Öyleyse bunu doğrulamamız lazım. Devamında ne diyor? Zira dünya durmuyor, gidiyor. Dünya ne oluyormuş Veysel hocam? Durmuyor, gidiyor. Dünya sürekli gidiş içinde. Dünyaya acaba Burak hocam gelen kaçıncı kafiledensin? Hani askerde böyle olur ya tertip. İşte falan falan dönem. Biz şu an tertibiz sende. Ne hesabıyla? Dünya hesabıyla beraber bulunuyoruz burada. Beraber vazife görüyoruz. Acaba dünyaya kaçıncı kafileyle geldik? Her gün 300-350 bin insan geliyor. Bir o kadar insan gidiyor. Bir şehir nüfusu 300-350 bin insan. 7 milyar insan var. Şu sirkülasyona bir bakar mısın? Acaba yarın ölecek olan takribi 350 bin kişi içinde ben de var mıyım? Dünya durmuyor, gidiyor. Kandırma kendini Taha. Gidiyoruz kardeşim. Ama bizde ne var? Ali? Ne var bizde? Bizde dünyaya kök salma çabası var. Var gücümüzde kendimizi bu dünyaya saplamaya çalışıyoruz. Sanki sanırsın hani hiç ölmeyecek. Karbon fiber. Sanki sürekli bu dünyada kazık çakmışsın, burada devam edeceksin. Böyle bir zannın var değil mi? Herkes kendine sorsun abi. Ama bir gerçek var kardeşim. Kati bir gerçek, gideceksin. Kendini düşünmekte zorlanıyorsan sevdiklerini düşün. Kardeşim en sevdiğin insanlar ölecek biliyor musun? Ne gülüyorsun ya? Allah mutlu oldu. Ama hakikaten maşallah. Niye biliyor musunuz? Önceki derslerimizi belki dinlemiş, belki biliyor, belki bu hakikatleri okumuş. Ölümün yüzüne gülüyor. Helal olsun. Çünkü mümin, kardeşim, müminin nazarında ölüm nedir? Bir ayrılış değil, bir son değil ki. Bir başlangıç. Akıbet hesabı yaptı hemen. Dedi ki, kardeşim niye üzüleyim ki? Bütün insanların içinde en hususi olan insanların yanına gideceğim. Bütün sevdiklerimin gideceği yere gidiyorum. Niye üzüleyim? Cennete çağrılıyorum. İnsan üzülür mü? Vatanı aslime çağrılıyorum. Sen nerelisin kardeşim? Nasıl? Ankara. Ankaralı mısın? Ankara. Niye Ankaralıyım dedin? Çünkü baban Ankara'da doğdu. Onun babası da. Ama şimdi biz memleketimizi tayin ederken kendi ceddimize bakıyoruz. Nerede doğduklarına bakıyoruz, doğru mu? Nereden geldiklerine bakıyoruz.
Ben diyorum ki Kafkasyalıyım diyorum mesela. Dağıstanlıyım. Kökenim ora. Bir yakını Kars. Buradan bu arada bütün Karslılara da selam. Ya sormayın çok bunaltı. Sürekli selam istiyorlar. Bari aradan çıkartalım, fırsat gelmiyor. Bir daha gelmez. Şimdi kardeşim. Ceddimiz Çorumluysa, üzülerek de olsa şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Arada çok Çorumlu var burada biliyorum. Ben sevdiğim için Yozgatlılara ve Çorumlara Nasıl üzüldüler ama. Şimdi kardeşim şöyle bir hakikat var. Senin şimdi annen, baban, dedelerin Çorumlu diye sen Çorumluyum diyorsun. Onların da dedelerine baksan, onlar da Çorum'da yaşamış. E daha öteye git, daha geriye git. Bu iş kime dayanır? Hazreti Adem'e. O nerede geldi? Nerede başladı onun yaşamı? Cennette. Evet, böyle bir batıl inanç da var. Çorum'un kökeni cennete dayanıyor. İlk leblebi cennetten inmiş. Aynen öyle kardeşim. Sen... Ya işte bak, bu kadar Çorumlu ne kadar sevindiler, fark ettiniz değil mi? Adamlar düşün, millet hesap makinesiyle leblebi yazarken adamlar leblebiyle hesap makinesi yazıyor. Böyle bir millet. Çorumlara yani hakikaten seviyorum, hakikaten. Şimdi kardeşim, senin deden, ceddin nereliyse sen orayı hemen hesaba katıp onu söylüyorsun. Ben şuralıyım, buradan geldi çünkü dedelerim. E kardeşim, senin deden Hazreti Adem nereden gelmiş? Cennetten. O zaman sen cennetliksin inşallah. İşte esas mesele ne Muhammed? Vatanımıza geri dönmekte. Allah bizi cennetine çağırıyor. Sen oraya aitsin kardeşim. Eğer insan ismine layık olabilirsen seni oraya alacak Cenab-ı Hak. İşte o yüzden kardeşim güldü. Akıbet hesabı sizin yarınınızı şekillendiren şeydir. Bugün attığın adım yarın varacağın yeri belirler. Öyleyse adımını öyle at ki o adımlar seni vatanına kavuştursun, cennete kavuştursun. İşte akıllı insan bu hesabı yapar. Dünya ile ahiret arasındaki meseleyi anlar. Bak ne diyor. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Çünkü zira dünya durmuyor, gidiyor. Ben de gideceğim. Bugün veya yarın. Ne fark eder kardeşim? 10 dakika sonra öleceğim. Şu an ölen birileri var mıdır Şevki abi? Var. E şimdi bu adamlar 10 dakika önce öleceğini düşünüyor muydu? Aklına gelir miydi? Belki sen de şu an 10 dakika sonra öleceğin aklına gelmiyor. Ha, demek ki ben her an ölecek gibi çalışmalıyım. Hazır olmalıyım. Bir sefer fazla la ilahe illallah desem ahirette bana faydası olacak. Yaptığım her hareket mana kazandı şu an. Dünya durmuyor, gidiyor. E öyleyse ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, diyor Bediüzzaman Hazretleri, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Ne kadar mükemmel bir cümle değil mi? Bakın tekrar söylüyorum. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme, diyor. Yani seni ahirette kurtaracak hiçbir şeyin yok. Sen geçici olan yerlere yatırım yapmışsın. Pikniğe gidiyorsun. Pikniğe gittiğin yerde belki 3 saat duracaksın. Ama bütün altınını götürüp oraya boşaltıyorsun. Sana ne derler? Düşünün, Cumhuriyet altını takıyor çimenlere. Ya bu akıllı adamın yapacağı bir şey değil. Akıllı adam daimi kalacağı yere yatırım yapar. Şimdi teşbih. Bu bir teşbihti. Teşbihte hata olmaz. Hakikate vuralım. Bizim esas kalacağımız yer ahiretse yatırımlarımızı oraya yapmalıyız. Elbette bu dünyaya çalışmalıyız ama bu dünya ahiretin bir tarlasıdır. Sonsuz gideceğin yere esas hazırlan. Ama biz ne yapmışız? Doğduğundan beri adam ne yapıyor? Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Araba alacağım, ev alacağım, eş alacağım, 5 çocuk yapacağım, 5 tane daha yapacağım. Böyle hani hırs. Sürekli ne? Dünyaya yatırım, dünyaya yatırım, dünyaya yatırım. Ölürken adamın 3 tane çocuğu var. Yatağının başında yalvarıyorlar. Baba ne olursun şehadet getir, öleceksin.
Adam altınlarım, altınlarım diyerek ölüyor biliyor musun? Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen de öyle diriltilirsin. Kardeşim ebedi bir hayat karşında. Akıllı mısın acaba? Akıbet hesabı yapıyor musun? Dünya durmuyor gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Yolcu musun? Yolcusun. Bir kafiledeyiz ve gidiyoruz kardeşim. Nereye? Sonsuz aleme. Oraya hazırlanalım. İnanmıyor musun? Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tülü etmiştir. Şu edebi ifadeye bakar mısınız? İhtiyarlığın güneşi kulakların üstünden doğmaya başlamış. Saçların ağırlamaya başlıyor. Ağırmaya başlıyor. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Saçların beyazlaşmasını beyaz bir kefene sarılmak gibi düşündürüyor adama. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Bir ordu bir yere gitmeden önce kim gider? Keşif kolları gider. O keşif kolları, o akıncıları görünce ne dersin? Eyvah ordu geliyor. Şimdi hastalıklar geliyor mu vücuda? Ölümün keşif kolları kardeşim. Demek ki ölümün ordusu geliyor. Hazırlan. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Şimdi Muhammed'e söz verdiğimiz geziye çıkıyoruz. Tamam mı? Hazır mısın? Çıkıyoruz yolculuğa. Kardeşim gelin beraber. Belki bu ay hiç düşünmediniz. Belki bu hafta hiç düşünmediniz. Belki bugün hiç düşünmediniz. Ama gideceğiniz yeri bir anlatalım şöyle. Hani zihnimizde canlanmaz. Tasavvur etmemiz zor. Ama bir düşünelim mahşer alemini. Bir bakalım. Mahşer konuşmaları. Bunun aslında var ya, inşallah başkası yapmaz, bize nasip olur. Tiyatrosunu yapmak lazım. Sonra da filmini çekmek lazım. Bak, mahşerde insanlar konuşuyor. Kendinizi hayalen oraya götürmeye çalışın. Hesabı bekliyorsunuz. Milyarlarca insanla beraber Rabbinizle yüzleşmeyi ve sonra ebedi saadete veya ebedi azap diyarına gitmeyi bekliyorsunuz. Acaba cennete gitmeden önce cehenneme uğrayabilecek miyim? Böyle bir tehlike var mı? Ateşin sıcaklığını hiç test ettiniz mi elinizde? Çakmağın derecesi 700-800 santigrat. Ortalama. 200 bin derecelik bir cehennem seni bekliyor. Ve azabın her çeşidi açlık, susuzluk. Böyle bir alem. Buraya gitmemek için, bu riski hayatından çıkarmak için akıllıysan çalışman gerekmez mi? Nasıl bir risk alıyorsun? Neyle oynadığının farkında mısın? Esas ateşle oynamak budur. Kardeşim, hiçbir işini riske bırakmaman lazım. O yüzden en zeki insanlar Allah dostlarıdır. Sonra onların yanındaki insanlardır. En zeki insanlar odur çünkü esas yatırımı yapıyor. Bak bazısı ne diyor? Keşke namaz kılanlardan olsaydım. Eyvah ne kötü bir akıbet beni bekliyor. Keşke malımı Allah yolunda harcasaydım. Keşke haram yemeseydim ne geçti elime eyvah. Keşke yalan söylemeseydim yazık. Bir başkasının sesi işitiliyor. Keşke gıybet etmeseydim. Gitti güzelim sevaplar. Keşke Rabbime zaman ayırsaydım. Keşke lüzumsuz şeylerle uğraşacağıma ahirete yatırım yapsaydım. Hepinizin günahları vardır tahmin ediyorum. Bazen bir namahreme bakıyorsunuz. Bazen bir yalan, bazen bir gıybet sizi yakalayıveriyor. Ahireti kaybetmeye yönelik hamleleriniz var. Öyleyse mahşere bir gidin. Kendinizin oradaki çaresizliğine, keşkelerle dolu pişmanlığına bir bakın. Ve aklınız varsa hesabınızı yapın. Ona göre adım atın. Evet kardeşim, maalesef boş işlerle uğraşıyoruz. Maalesef. Maalesef bu boş işler üstüne yatırım yapıyoruz ve dünyada kalıcı olmaya çalışıyoruz. Ama dünya durmuyor. Gidiyor. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Mükemmel bir sarsılış değil mi? Ölüm sekeratı. Ölümden önce
insan bir can verir ya, can çıkarken insan hani biraz tepreşir ya. Belki ailesinden birilerini kaybeden vardır. Ben yakın zamanda babaannemi kaybettim. O, Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin ve günahlarını affetsin, ama o halimizi bir düşünelim arkadaşlar. Can çıkıyor. Sen artık son aşamadasın. İmtihan bitmiş ve yaptığın hatalar karşında. Yapmadığın hayırlar gözünün önünde. Eyvahlar, yazıklar, keşkelerle dolusun. Bir şans daha istiyorsun. Ama verilmiyor. İşte kardeşim, şu an bir şans sana verilmiş gibisin. Belki bir gün sonra öleceksin. Belki 10 gün sonra. Çınar altında bir kardeşimiz kanserdi. Kanseri yendi, Cenab-ı Hak şifa verdi. Öyle mübarek ki çınar altı açıldığı gün Cenab-ı Hak ona iman nasip etti. Çınar altı ile beraber elhamdülillah geldi, risalelerle tanıştı. Hasta risalesini aldı. Sonra kanser olduğunu öğrenmiş. Biz bir yıl görmedik arkadaşı. Bir yıl sonra geldi, dedi ki çınar altının açıldığı gün bana rahmet oldu. Ben hasta risalesini aldım ve manevi olarak iyileştim diyor. Sürekli bunu okudum. Binlerce defa ve çok hastaya okuttum. Onlar da şifasını buldu. Ruh haletleri değişti. Artık ebedi alemleri bekler oldular. Ve kardeş burada görseniz nurdan parlıyor böyle bembeyaz. Allah rahmet eylesin Mustafa kardeşimize. Sonra birkaç hafta sonra tekrar, bu sefer başka bir sebepten ötürü Hakk'ın rahmetine yürüdü. Biz hiç beklemiyorduk. Kurtuldu falan diyorduk. Böyle çevremizde insanları kaybediyoruz. Vefat ediyorlar. Bir gün insan ölümün duvarına başını toslayacak. İşte biz de diyoruz ki o ölümün duvarına toslamadan evvel uyan kardeşim. Şöyle kalbini bir sekerata sok. İzel zülziletül ardu zilzaleha ayetindeki gibi. Bir deprem kalbine girsin ve o içinden kalbinin nurlar dışarıya fışkırsın. İşte kardeşim, ebedi hayat önünde. Uyanmak istersen sen bilirsin. Allah razı olsun efendim.